Daha önce burayı açtığımız zaman çok kötü kaoslar yaşadık. Hey! Gizli kamera yapıyormuşuz gibi. Evet. Gizli kamera yapıyoruz zaten. Kameranın kolu koptu. Adam bize bakıyor. Adam bize bakıyor. Şimdi el ayak bakımı. Oy! 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 Nesi oy, var? Nesi çok var? Soğuk. Burası bağırsak. Dondum! Ceyda! Ben bir kahve molasına çıkıyorum. O 50 dakika sonra görüşürüz. Retro metro bok gibi şeyler. Ne alakası var be retro metro, Allah Allah ya. Gayet her şey güzel. Bu da zorla kendini yüksek tutup motive tutmaya çalışacak kız. Çık git o zaman sen. Nereye gideyim? Çık gidiyor, seni muhteşem bir bakıma götüreceğim. Kore bir, bakımı yapacağım. Benim durduk yere depresyona girdim ben ya. Zaten ben mutsuz olduğum için Ceyda da bu, Utku da bana hediyeler aldılar. Ne aldılar göster bakalım. Ceyda bana cüzdan aldı, Utku da bana böyle küçük Yoda almış. Tamamen 3D printer basımı. Kalk birazcık eğlenceli zıp çıktılıklar yap. Haydi. Arkadaşlar bugün uzun süredir beklediğiniz bu iki genco'nun içeriğini çekeceğiz. Genco. Uzun zamandır bunu bekliyormuşsunuz, ben görmedim ama olsun. Bekliyorlar tabii, hep yazıyorlar bana. Abi ne zaman gelecek içerikleri diye. Bu kanalda ilk defa bu kadar prodüksiyon yapıldı. Sade bir çekim olsun istedim. 7 tane kamera, bir tane bu, bir tane arabada 9 kamerayla çekim yapacağız. Sanki sanırsın kaçış çekiyorum şu an. Alper'in de en son kaçışta gördüm ben bu kadar GoPro'yu. Bizim yavru itlerin evde yalnız kaldıkları zaman ne yapacaklarını çekeceğiz. Gerçi ne yaptıklarını biliyoruz. Benim odamda kalıyor bunlar, tamam mı? Biz çıkacağımız zaman bilirler yani orada takılacaklarını. Ama ne zaman ki biz o odayı kapatmayı unuttuk, bu evde çok kötü şeyler yaşandı. Yine yaşanacaksa bunları kayda almak istiyorum. Evin her yerini kameralandıracağız. Bu süre içerisinde de benim oramı düzeltmek için spa'ya gitmeye karar verdik. Spa'ya nereye gidiyoruz ama? Utku'nun evine. Düşük bütçeli arkadaşlar. Düşük bütçeli spa. Çünkü benim bazı Korean ürünlerim var. Sana onları yapacağım. Hadi tamam. Git. Şimdi bir tane kamera şöyle bakacak, tamam mı? Bakayım şurada durunca nasıl oluyor, bakayım. Bunları kaldırmamız lazım yalnız Yunus'un malzemeleri. İşte zaten onu diyorum ben. Hafif şöyle tepeden bakarsa daha hoş durur. O yüzden buraya bir tane sehpa alabilir miyim Ceyda Hanım? Şu eve taşındık. Ne zaman taşındık? Bir sene olmuş olabilir. Eve hiçbir şey almamışım biliyor musunuz? Bir tane... Ne? Tabure aldım geçen gün. Bir, iki. Bu eski evimden. Bir tek masa oğlum, aldım evet. Masanın sandalyeleri de var. Hatırlamıyor ki. Ama o masam buraya olmadı. O bir masam da biliyorsunuz file dönüştü. Eski masamız. Zaten bunun bu kadar burada... Allah çocuğun Allah! Üstüne düştü kamera. Korkma yavrum. Cancık bunlar buraya yapışmıyor ki. Abi yapıştıramıyorsunuz. Sen çıkıyorsun görüntüye. Çekemiyorum ki. Yunus'un bacaklarını görüp sonra abi Yunus'u gördük diyecekler. Evet çok güzel, tamam harika. Ama bu boy büyük ki ben büyüğüm. Bunlar küçük o. Öbürüne geçiyorum. Part 2. Okullar açıldı. Ana! Deniz Kemal de okula başladı biliyor musunuz? Okula gitmiş. Kızların arasında fotoğraf gönderdi Ayşen bana, annesi. Çok komik. Bir dakika, bu 2 saat çekiyor yalnız. Whitey, Blakey. İsmini değiştirdim bu video. Whitey ve Blakey. Kod adları. Oğlum senin getireceğin vallahi gerçekten yani aletler. Bunu buradan çıkarıp... Onlar var ya burada kayıttayken düşerse... Karıcığım ver. Ver yavrum. Sana kul... Yok. Lan ne yaptın? Sıkıştırdın mı kerpetenle? Al aç şunu. Ne biçim takmışsın? Sen bunu neyle sıkıştırdın? Evet. Aslında ben kickboks falan yapıyorum. Güçlü biriyim ama. Değilmişim demek ki. Bunlar durmuyor. Dur yalay. Zaten biraz yalayın diyor GoPro'nun sitesinde de. Bu kapıya gitsin mesela. It's a good thing. Mesela buradalarmış. Oldu mu sence? Akıl zeka oğlum. Bak ters takacaksın. Şu köpeği ver bakayım bir. Al canım benim. O benim Ritam. İyi mi? Evet çok iyi görünüyor. Tamam çok güzel. O orada kalsın. Very nice. Point. Bakayım. Çok güzel. Ben ayarlamıştım zaten bayağı iyi. Sadece hani havada dolanmayacakları için. Havada bir gerginlik kokusu var, onu çekmek istedim. O patlarsa yalnız çok kötü bozuşuruz Yunus. Şimdi... O patlarsa patlarız bu arada yani. Çekemez ki, ne yapacağız? Biraz daha ortamı gereyim. Burada diğer Legolarımın da yapım süresi devam ediyor. Bozmayın ha sakın. Abi çok iyi ya. Gizli kamera yapıyormuşuz gibi. Ya, gizli kamera yapıyoruz zaten. Gizli mi? Gördüler çocuklar ya kameraları. Ya yanlışlıkla hırsız girse mesela bu arada. Rezil olsun bütün 4 milyona. Görmeyecek mi? Hepsini alır gider. Bir sürü de GoPro'su olur herifin. Elimizde kayıt alan bir alet var ki sen burada online olduğunda. Hepsinin elimizde kayıtlı. Ödediğimde gelirse çalmaz. İstediğin kadar çal.
Utku'nun bilgisayara bağlı. Geliyor oraya kadar. Bizi takip et. Konum veriyorum. Allah, kamera düştü. Bence tripod kurulmak. Bu şakaya gelecek bir video değil. Daha önce burayı açtığımız zaman çok kötü kaoslar yaşadık. Şuradaki dolapları açıp içerideki atıştırmalıkları bile indiriyorlar aşağı. Buna güvenmiyorum ya. Bu iğrenç bir şey. Kaç tane tripodun var? İki. İki mi? Cancık, yemin ederim ya. Video çektiğim küçük tripod var. Onu takalım mı oraya? Anlamıyor ki bu. Anlamıyor. Seninki bunu taşımaz ama işte. Hepinizin gözler önünde taşırsa ve o en iyi kaliteden kamera olursa bana ne ısmarlıyorsun? Ben bunu diye takmak istiyorum ya. Amacım şu açıdan her yeri görmek. Oradaki o düşüyor bak. O iki değil ha. Kırdık onu. Siz benim muhteşem Instagram çekimleri yaptığım şeyi nasıl kale alamazsınız ya? Bakayım. Yakın çekim alalım. Nasıl oturduğunu ve nasıl büyük bir çözüm yarattığımı hemen. Oturduğu mu? Taşımaz demedim mi kamerayı? Utku, hemen geri gelip söyler misin? Seninki bunu taşımaz ama işte. Bu ne Ceyda? Bu ne bu? Ben bunu buraya düşünmedim ki. O sehpanın üzerinden düşüyor sürekli. Oraya düşünmüştüm. Mantıklı konuştu kadın. IQ biraz. Unis'in parasının yarısı bende bu. Böyle. Bu çok iyi. Gene bakın, hep aynı şeyler yaşanıyor. İlk açılış sahnesinde beni sen ne anlarsın git dedi. Bunları hepimiz izledik. Utku, sakın o bölümü atmayacaksın. Vallahi buradan şey çıkartırım. Ay bu ne ya? Vallahi kriz çıkartırım. Oraya da koyuyorsun ve buraları da koyuyorsun. Bir de işe yaramış bir noktada. Yeterince abarttığımı düşünüyorum. Bir tane böyle, bir tane böyle diyorum. Ne diyorsun? Ya sen ne ya? Setlerde görmüş. Bana şuradan bir tane al. Abi ne bu biliyor musun? Yani buradan buraya kadar. Biliyoruz biz, biliyoruz. Ben Yunus'la konuşuyorum. Yunus teknik konuşuyor. Yunus ne sete gitmiş mi hiç? Adam 4 sene fasulyenin... Okulda bunu öğretiyorlar mı okulda size şöyle yapın? Bunu öğrenmek için okula gidiyorsa bu adam 4 sene üniversitede zaten gitmesin. Bakayım buradan neyi çekeceğiz şimdi? Ya oradan değil yani. Diyorum ki bir tane... Anladım. Bir tane böyle, bir tane böyle mi çekelim diyorum. Neyse ben getireyim de öyle yapalım. Şu açıya bakayım, doğru yerleştirmeyiz mi? Bir dakika, bir tane öyle koyduk, bir tane öyle koyduk. Bakın bundan hiçbir taşımıyor. Ben size bunu söyleyeyim. Yunus, kaç tane 128'liğimiz vardı? 5. 3 tanesini kullandık. Diğer ikisini bu odada kullanmamız lazım. Yunus'un diğer 2 SD'sini kim kullanmıştır? Problem. Havuz problem. Nasıl kullanacağız? Peki bana bunu açıklar mısın? Bir tane şöyle. Ya. Bir tane şöyle. Sen şimdi getir kamerayı, kapat. İki tane 128'lik sar gel bana. Alnımın ortasında sivilce çıkmış, ne şurada? Bu açılmıyor, bunun şey olmuş. Tamam mı? Onlar da anlıyor zaten. Tripod, senin işin. Tripod. Tripod Vizör diye bir site yok mu ya? Oraya girip trip mi atıyor ziyaretçiler? Git içeride bak bakayım görüntüler nasıl. Tripod Vizör olsam ben benim arkanın yüzü yapmazdım. Zaten de değil. Neden olayım ki? Yunus'un bu saçma şeylerinden kendimizi kurtarıyoruz. Para vermiş, almış gelmiş. Çile Verite şu an ne düşünüyor acaba biz bunları yaparken? Ne yapıyor bu salaklar diye bakıyorlar bence. Şöyle bıraktım. Evet. Şimdi ötekini yapıyorum. Bizim evde neden bu kadar cici bir bebiz kesi var abi? Sanki 3 çocuğumuz var yeni doğmuş birer yaşlarında. That's good. Bundan çok yemek iyi değil ha. Utku, sen evde çok yiyorsun. Ondan sonra böyle göbüşün şişiyor. Hepsi fake ya. Hiçbiri orijinal değil ya. Hepsi fake, hep fitreli pozlar. Böyle şarkı var. Kim bilmiyorum. Duyduğuma eminim. Ya kamera? Korktum lan. Korktum lan. Neydi o video? Kapımı çalıyorsun. Bir şey diyeceğim. Ya korktum lan. Bunu buraya taksam. Şöyle karşıyı görür. Abi zekiyim. Dur. Tamam. Tamam, okey. Allah, dizlerim çok acıdı. Bu saçma oldu. Bu direkt yeri çekiyor. Bu olmadı. Abi zekiyim. Bu çöpleri patlatmışlıkları var. O yüzden kaldırmıyoruz. Bakalım nasıl patlatıyorlar. Daha önce yaptılar bunu. Yani hep eve geldiğimizde gördük. Hiç kameradan görmemiştim. Biz evde değilken burada parti mi veriyorlar? Ne oluyor? Ne kaldı geriye? 1, 2. Bence 6'yı şöyle koyalım. 6'yı koridora. Böyle koridora. Şu şekil. Tamam mı? Zaten bu koridoru kullanmıyorlar çok. Genelde şuna takılıyorlar ya. File mi taksam nasıl? He, şuna takayım. Tamam, çok iyi şu an. Şimdi bakalım neler yapacaklar. Belki de mahallenin kedisini, martısını, kuşunu toplayıp burada kumar çeviriyorlar. Hiç bilemeyiz yani. Nasıl alıyorlar içeri tam olarak? Belki de Paw Patrol gibi kapıyı aç. Ne kapı çalıyor? Kapı çalmadı. Neden sessiz konuşuyor? Hırsızların çalmadığı tek yer neresidir? Kapı. Ceyda, böyle bir espri kesinlikle. İğrenç. Yani sana şöyle söyleyeyim. TV'deki teletext zamanından kalma bir şey, anladın mı? Teletext'te günlük şakalar, espriler bölümünden falandır. Hani...
bir şey koymayalım diyorsan bunu koyma işte. Koymayın. Koyduk ama bunu çünkü gerçekler bunlar. Bu kesin Google'da vardır, Allah'ım yemin ederim bunu kesin babam kesin yapmıştır bence. Var ya hani böyle Twitter'da yazan tipler var ya. Şu kadın komik değil, anlasanıza komik değil. Onlar bunları görüyor işte Ceyda. Ben komik olmaya çalışıyorum, ben kendim gülüyorum zaten. O sanıyor ki sen kendin komiksin. Hiç öyle bir iddia. Bence de komik değil, çok da umurumuzda değil komik olup olmamızı. Millet gülüyor eğleniyor zaten ama. Geldi hiç komik olmadığı için. Çünkü hiç komik değil. Nereye koyacağım şimdi? Ona gülüyorum işte. Açıklama yapıyor, devam ediyorum. Cem Yılmaz'ın da var böyle çok komik olmayan şeyler. Ne diyorsun diye baktım şöyle, ne diyorsun dedim ya. Şaka yaptım Cem Yılmaz abi. İşte bu komikti bak. Cem gülüyor arkadan. Demek ki bir şeyler yaşandı komik. O da gülüyor gülüyor, ondan sonra kamera titriyor. Ha dur. Şşt dedi ya. Buradan mutfağa girişi çekiyoruz ya. Şöyle. Ama o zaman koridoru çekeyim. Bana eğlence yarattın. Gel yapayım bir tane yanımda. Retro var. Balık burcu. Ay, sana ne, sen balık burcu musun? Balık burçları mutsuz, ben de etkilendim. Şimdi ben bir kere eve geldiğimde benim yatak odamın kapısında yerde inanılmaz derecede kıtır kıtır pizza kraker kıtırtıları buldum. Demek ki orada tüketim yapıyorlar. Evet, o yüzden oraya kesin kamera koymadım. Şöyle dursa çok güzel. Çok güzel oldu gerçekten. Ne oldu? Çok kese canım ya. Anladı hayvan, bir şeyler olacağını. Kapının kolu koptu. Neden? Şimdi sen prizleme olayına giriş. Biz de orada hazırlanalım Ceyda. Utku'ya geçelim. Tamam. Ne hazırlanıyor? Yavrum nasıl hazırlanıyor? Spa'ya nasıl gidilir? Yürüyerek. Arabayla gideceğiz de bornozumuz, saçımızı... Buradan şeyimiz... bornozla mı çıkalım? Tabii ki de aşkım. Hindistan'dan gelmiş bir bakım şeyi gibi yaşıyor. Sizin bakımınızı ben yapacağım bugün Fırat Bey. Muhteşem ürünlerle gidiyorum. Şiki şık. Şiki şık. Ne bakıyorsunuz? Neden olabilir sence? Abi arabamda istediğim gibi otururum. Canım bornozla çıkmak istemiş kardeşim. Hayret bir şey ya. Şiki şık. Bu arada bornozla dışarıda dolaşmak mükemmel bir şeymiş. Şu an herkes içeri bakıyor. Sonrasında olmalı. Şu ışıklar niye yanıyor? Ay. Ben şöyle sana bir şey anlatıyorum. Senin gibi de var. Adam bize bakıyor. Adam bize bakıyor. Bazı insanlar bakıp anlamıyor mu? Gayet normal karşılıyorlar bu durumu. Biz arabanın videosunu çekiyoruz arkadaşlar da. Araba değil aslında, elektrikli arabayla hayat videosunu çekiyoruz. Fark ettiğiniz gibi son derece sessiz bir şekilde hayatımıza devam ediyoruz. Motorcular bir garip bakıyor. Onlar tabii arabanın içini daha iyi gördükleri için ben şöyle yapayım da. Ay bu ne? Gözlüğümü indirme hareketi yaptım az önce ama gözümde gözlüğüm yok. İnşallah kameralardan kaçmazsınız. Bir de var ya bunlar kameraya kaydedildiğini bilip bütün gün yatarmış hiçbir şey yapmadan. Yok, şimdi bunların her şeyi yasak aslında, tamam mı? Hiçbir şey yapmazlar. Koltuğa çıkmak olsun işte, evet. Bir şeyleri karıştırmak olsun. Ama biz ne zaman bunları böyle odaları açık bırakıp gittik, bunların hepsini yapıyorlar. Hepsini, ayak izlerini görüyorum çünkü. Şimdi bunları izleteceğiz onlara, hem de yaparlarsa. Bak böyle yapmıştım diye. Çünkü köpekler unutuyor yaptıklarını ya. Gerçi büyüdüler artık, uslandılar ama yine de. Geçen pizza kraker yemiş diyorum. Mesela belli bir saatin üzerinde olursa kesin yapıyor tuvaletini, kakasını, çişini. Biz Rita'nın yaptığını düşünüyoruz. Bunu öğreneceğiz şu an. Ben Rita olduğunu düşünüyorum. Bakalım kimmiş? Bence de Rita yapıyor. Yaparsa. Da. Çünkü ben geldiğim zaman Şile koşarak tuvalete girip sıçıyor. Göstermelik gibi. Onların kendi tuvaleti bakın. Var. Bakın. Baba ben tuttum, seni bekledim. Yapıyor. Rita yapıyor gibi düşündük. Şimdi göreceğiz. Hepsini Şile yapıyormuş değil mi? Ayarlıyormuş onu öyle. Bir fotoğrafınızı çekebilir miyim? Çek. Bizi bir çek. Beni de etiketle. Beni etiketlemiyorsun. Sen 2 milyon takipçin var, benim 1. Ben etiketlemediğim için mi yani her şey bu? Tamam, sen daha komiksin. O zaman biz daha tatlısın ama bizim de burada bir emeğimiz var kardeşim. Ayrıca beni takip etmeyip Ceyda'yı takip edenleri can olarak ilan etmiyorum. Canlar seni takip ediyordur. O diğer 1 milyon dışarıdan gelen bence. Tabii. Abi içerimize bakmıyorlar şu an. El sallıyor olabilir, emin değilim. Köpek bile bize baktı Ceyda. Köpek bile bize baktı. Bu arada henüz 3 haftalık like atıyor, yorum atıyor. Instagram'dan takip ediyor efendim. Bunlar candır. Instagram'dan ikimizi de takip etmiş. Cancıklar da gelip videoyu izler. Onlar da nem alır, keyif alır, güler, eğlenir. Karşılığında hiçbir şey yapmaz. Bir abone olayım. Şu bornozun altındaki adamı bir sevindireyim. Parmağını oynatmaz. Canlar bornozlarıyla yola çıkıyorlar. İnsanlar hiç yadırgamıyor. Diyorlar ki, vay
Joshua, yine spa'ya gidiyor diyorlar. Cancıklarsa hamama gidip çitlenirken derisini yüzüyorlar cancıkların. Cellatlar. Cellat değil mi? Cellat. Neydi? Ne diyorsun ya? Tellak. Neydi? Fellak. Tellak. Tellak ha. Derisini yüzüyor tellaklar. Niye tellaklar böyle bir şey yaptı? Ölü deriyi atıyor. Ama bazı tellaklar çok acıtıyor. Dur şimdi çok canım sıkkın. Neden? Hatırladım. Moralim bozuk Ceyda, benimle uğraştım. Fırat. Kızın bize bakışını görüyorsun değil mi? Görmek istemiyorum. Kadın bize bakışını görüyor. Göz göze gelmemeye çalışıyor. Ağzını açarak baktı. Böyle bakımcının yanında götürüyormuşsun gibi gözüküyorum şu an. Aynen, sen daha çok bakımcı gibisin. Evet. Ben bakıma uğrayacak gibiyim. Benim bakıma ihtiyacım var. Zaten canımı sıktığınız için bak buralarım hep şey oldu. Onlar neye senin canını sıkmış oldu? Cancıklı vardı orada, biz canımı sıkan. Selam canım. Pek. Biz şimdi spa'ya geldik. Tamam, sen çalışma. Ne yapıyorsun şu an? Nurgül ablacığımın videosunu yapıyor. Bakayım. Aa, şeyler üretenin balkonda kalışı. Ay, söyleyeyim mi? Şu an ne yaşanıyor abi? Ceyda, yayınlandı bu video. Onlar izledi yavrum. Ha, nasıl bize videoydu? Güzel mi bize? Vizeleriniz nasıl? Ben şey gibi değil miyim? Fırat Albayram multimilyarder ve yanında şeyiyle gelmiş. Evet. Bakımcısı. Tam olarak o. Mikrofon getirmedik galiba değil mi? Aa! Utku ya. Sanki benim düşünmem gereken bir şeymiş gibi bana soruşunu görüyorsun değil mi? Burada puan senden kırıldı Yunus Sore. Ben sporu iptal ettim zaten. Çok ne zamandır gidiyorsun, hiçbir şey değişmedi, boş ver. 4 kilo verdim. Zaman para ekseninde 4 kilonun bir önemi yok. Yok be, biraz zaman bir para. Zayıfladın. Şimdi biz hazırlıklarımızı yapalım. Salatalık var mı? Salatalıksız hayatta girmem çünkü o işe. Ne işe? Gözüme koymam lazım, onu tatmam lazım. Ya siz ne yapıyorsunuz ya? Senin darlamıyoruz biz ya. Biz şurada spamızı yapacağız. Spa merkezlerini aradık. Böyle. Oraya sorayım, buraya sorayım. Ben size döneceğim. Döndün, al döndün. Biz geldik, burada yapıyoruz spamızı. Çok önemli. Kahve var mı B79? Bence bir kahve içelim. Ya bu evde bu ikinci kere yaşanmayacak abi. Hayır. Şöyle bir sorun var. Arkadaşlar kahve içelim. Yok, bir şey yok, için boş. İçi boş değil, pardon, içi dolu, özür dilerim. Neyse, ben mekanımı hazırlayayım, ortamımı. Aynen aşkım, gel benim. Gel benim. Ne? Bugün beni mutlu edeceğiz, tamam mı? Spa günüm aşkım? Benim. Aşkım bilmiyorum. Herkes depresyona gibi. 2 senedir her gün mutluyuz be. Yeter, ben de mutsuz olacağım artık. Ay. Hadi. Oo, ölçülü yapıyorsun. Ölçüsüz kahve mi yapılır? Ne bileyim abi. Türk kahvesi yapıyoruz evimizde. Onda da ölçü var. Ya bir kaşığa bir... Bir kaşığa bir... Fırat mutsuz, güzel bir kahve yapalım lütfen müşterim için. Tamam. Kaç saat olur. Sürüyor tam olarak bunu yapmak? Ben çünkü sıkılırım yaparken. Yani 3-4 dakika. Oh ne ya? Soğuk mu sıcak mı yapılacak şu an? Buradan sonra geçiş yapılabiliyor mu? Üzücü olur. Aa, herkesin keyfine diyecek yok. Boğazımın yutkürüğümle. Yutkürük mü? Yutkürük. Yutkürük. Dışarı gelirken herkes bize bakıyordu. Korkunç bir ortam vardı. Ha, siz böyle geldiniz bir de. Evet. Ben siz aşağı değişmişsinizdir diye düşündüm. Gerçekçiyiz biz. Realistik bir kanalız. Biz samimiyet ya. Evde sen ne yaptınız? Nasıl çıktıysan böyle çıktım. Onu da videoda izlersin. Kore bakımı düşündüm. Keşke gelmeselerdi. Sporum vardı. Bu ne, tansiyon aleti mi? Hı? Nabız mı ne bu? 26'ya 2 tansiyonum şu an. %53 de gülümsemem var. Ha, hava şeysi ya. Tamam tamam. Evin içindeki nem oranı. Ne kadar çekeceklermiş? Söyledi mi? 4-5 saat. Ya abartma. Sen istiyor musun? Olur. Çok güzel bardaklarım var burada. Abuksu boku çekimler falan var. Bir boynuz askısı var mı sende Utku? Burada. Oğlum ayakkabı bağlayacağız demedik, çocuğun göbeğini nasıl sarsın? Hayır, bu şortumun ipi bu. Bir de salatalık bize dilimlerseniz. Dilimleyeyim bir de. Bu ne oğlum? Abi bunun gözünün içine kaçar adamın, bu ne? Benim koca gözlerim nasıl kapansın? İşte onu söyleyecektim, bu olmaz. Dilimle dilimle. Bu Çengelköy. Bir şey olmaz, yapacak bir şey yok artık ya. Donun orada bak, anadan Üriye Hanım. Ona göre çek. Anadolu üryan ne ya? Koskoca spaya gelmişsin, kullandığın kelimeye bak. Çok mutsuz olduğunu hatırladı tekrar Fırat. Bugün size 105 kere de demlenmiş kahve getirdik Fırat Bey. Neler yapacağız bugün bana? Şimdi el ayak bakımı, burnunuza siyah nokta bakımı düşünüyorum ama sizin burnunuz biraz büyük olduğu için 3 paket falan kullanmanız gerekebilir. Tamam. Aynı şeyleri ben kendime de birkaç tane denemesini yapacağım. Saç bakımı, burun kıllarınızı da alacaktık ama burnundan kıl aldırmayan bir tip dediler sizin için. O yüzden girişmedik. Bu çocuğun berlerle göz bakımı. Benim gözüm o kadar küçük mü? Alacalı kestim bir de özellikle. Ben şimdi değil o. Önce yüzüme maske yapılacak. Tamam, önce maskesi yapılacak. Fırat Bey'in kahvenizin tadına bakın. Çok güzel. Evet.
Ben de bu arada ürünlerimi getireyim. Ürünlerini getir, çalışmaya başlayalım. Eczacı Hanım. Müşterim gelmiş 40 yılda bir. Eczanede yeni girmiş, o sırada gelmeniz beni inanılmaz mutlu etti. O yüzden böyle bir fırsatım var. Hemen size en güzel bakımları tamam, hepsini deneyelim. Sponsorumuz yoktur arkadaşlar bu videoda hiçbir şekilde. Bu kim? Seni. Aa. Bunlar bir hafta sonra soyuluyor galiba, çok emin değilim. Bir hafta ayağımda mı kalacak? Niye hepsi aynı marka? Bir hediye gelmişti. Ben zaten kullandığım şeyler vardı. İnfluencerlık güzel, bedava yaşa. Yok, bana çok gelmiyor. Ceyda paylaşmadı için. Ben paylaşım pek yapmıyorum öyle. Hediye paylaşımı çok hoşuma gitmiyor, zırt pırt. C'ye bayılıyorum. Sizi çok seviyoruz, hediye göndermek istiyoruz. Ben paylaşım yapmıyorum deyince göndermiyor. Ayıp olmasın diyor ki, yalnız ben paylaşım yapmıyorum. Hani sizi üzmek istemem diyor. Biz çok seviyoruz diyor, göndermiyorlar. Niye göndersin? Çok güzel koktu. Tabii. Mahvettin. Bu cancık bunu videoda izlediğinde şu an küsebilir bize. Koltuk aldıracak kesin bana. Almam ki. Onu ayağınıza giyiyorsunuz. Koltuk çorap soyulursa ne olacak? Leke yapmaz inşallah. Çorap gibi ayağına giy. Aşkım dökülür. Hayır. Şimdi bu 10-15 dakika kalacak. Sonra ne yapılacağını bilmiyorum. Aa, 1,5 saat bekleyecekmişsin. Tamam, bekleriz. Evet. Buraya cücumber damlamış galiba. Aa, yanıyor. Ayağımda yara vardı, yanıyor. Nasıl bir yaraydı? Böyle soyulma, parçalanma yarasıydı. Oh, yarasın. İyi geliyor demek. Şimdi bir tane. Bir tane bana soyulmuş verir misin? Başka bir arzunuz? Yok, şimdi gayet her şey çok güzel. Bir tane de size kolajen maskesi yapayım. Benim yüzümde soyulma var. O yüzden nemlendirici bir ürün var. İşte o yüzden kolajen maskesi düşündüm. Ayaklarım çok acıyor. Yemin et. Vallahi. Ay, 1,5 saat var ya, yandık. Tuzlama ister misiniz? Aa, tuz da getir. Sonra burun şeyi yapacağız, burun maskesi. Tamam. Oy. Nesi var, nesi çok var? Çok soğuk. Ha. İşte linçlik. Hı? Linç gelecek size. Ben de linçlendik de onunla. Şöyle tutun bunu. Bekleyin. Bak, donum görünmüyor değil mi? Adamı kurguda zorlama. Gözüme bilir abi, küçük ekranda göremedim. Çok da güzel bir saç bakımı maskesi var. Onu da takabilir miyim? Bir tane havlu getirsene, bir de şu üstüme sarayım. Bu cancık donumu çekiyor gibi hissediyorum. Ayaklarınızı kaldırır mısınız? Çabuk, şunu yoğurmayın beni. Saçınızın nemli olması gerekiyormuş böyle bir şey için. Ben bununla bitkilerimi suluyorum ama. Umarım memnun kalıyorsunuz. Kadir Alkan'a geldim şu an. Ürünlerimden. Çok güzel. Sen de otur, senin de için bir şey düşündüm. Bir şey değil. Bir şey söyleyeyim mi? Bence bütün gün kapının önünde yattılar, bizi bekliyorlar. Ya canım. Eve gidince onlara da maske yapacağım. Ay, bu çok iyi kokuyor. Aa, çok güzel kokuyor. Sür sabuk saçıma. Sabuk. Kaç dakika kalacak kafamda? 10 dakika. Sonra ne yapacağım? Yıkayacağız. Nerede? Tıkıntı var ayağımda şu an. Bunu açamıyorum. Saçınıza nasıl takacağım? Ne yapıyorsun? Dikkat et, gözüne gelmemesi lazım. Ama dur, saçımı geri aldı ya. Alacağım ben, dur. Abi, ne oluyor? Lan, kaç senedir bu işle uğraşıyorsunuz? 10 gündür bu işi yapıyorum. Belli. Ama Kore'de eğitim aldım. Ama Kore'de eğitim aldım. 10 gün. Hızlı eğitim. Oo. Şimdi ne oldu? O ne? Tamam. Şimdi siz bir 10 dakika durun. 5 dakikaya geliyorum. Yüzümü çıkarabilir miyim? Maskeyi çıkarabiliriz. Neden yüzümde bir madde kaldı? Elinle sizden mesaj alıyorum. Mesaj mı? Kolajen oldu yüzünde işte. Belki o benim kızarıklığı geçirir mi? Ha? Sanmam. Attırırım. Burada hiçbir tedavi uygulamıyoruz Fırat Bey. Biz burada sadece rahatlama uyguluyoruz. Rahatlamadım şu an. Siyah noktalarınız için de bir burun bandım var. Ben bundan bir tane daha alabilir miyim? Yok artık. Yavrum, markette miyiz, şeyde miyiz? Ben böyle bir spa merkezine gitmek istiyorum. Ne istesem gelsin. Hem masaj yapsınlar, hem böyle şundan bir tane daha alabilir miyim? Bir portakal suyu daha. Yok mu öyle yerler? Bu da böyle takılınca. Önce kendim de denedim ki size bir şey olmasın diye. Bu da akşam evinde temizlik çıkacak diye her yeri toparlıyor. Asıl akşam bizim ev nasıl olacak bakalım. Siyah noktan var mı? Zannetmem. Varsa getirsene. Nasıl zannetmem? Birazdan var ya, rezil olacaksın, buraya gel. Biraz küçük mü bunlar? Bizi bir çek, çok güzel görünüyor. Utku Bey, ben iki tane istedim bundan. Hayır, başka yok. Sen de şimdi birazdan kurguya geçince sana bundan yapacağım ellerini. Hayır. Evet. Ama sen ellerine para kazanıyorsun, onlara iyi bakman lazım. Şimdi deneyeceğiz sizde, çok güzel bir şey, ürün. Bunlar tam olarak ne işe yarıyor? İşte bilmiyorum, birazdan göreceğiz.
Kafandakini kaç dakika sonra çıkaracaktık? 3. 10. Ben bir kahve molasına çıkıyorum, o 50 dakika sürüyor. Şunları artık alayım. Evet, onlar bir bakım tamamlandı. Gözlerim. O büyümüş değil mi? Açılmış. Ama iyi geliyor. Oraya koymayalım. Ye onları. Neyse ya, ver. Atılacağım işten. Ay çok kötü, vıcık. Şampuanlamıyor musunuz? Saçınızı krem sürmüyor musunuz banyoda? Banyoda ama. Akan suda yapıyoruz. Akan suda işte iki kere yıkanamadığı için burada biz bir kere daha yapabilmek adına. Şimdi. Birazdan yıkayacağız ama ben bir elimi yıkayayım. Çap. Bence evi mahvettiler. Ne yapıyorsunuz abi? Abi depresyondayım. Arkadaşım bana destek oluyor şu an. Nasılsınız? Keyfiniz yerinde mi? Bir ihtiyacınız? Aslında güzel, biliyor musun? Aa evet, hadi biraz. Oh. 2, 3, 4, 5, 6. Ya. Göstermeyelim ki. Kimse beceremiyor bana masaj yapmayı. Hep bok gibi yapıyorlar Utku. Dandik yerlere gitmiş hanım. Hayır, çok iyi masajlara gidiyoruz. Ne zaman gidiyoruz? Hep otellerin en iyisindeki en iyi masajlara gidiyorum. Hep Tayvan'da. Hiç görmedim ben öyle bir etkinlik yaptım. Ama bak senin dokunduğun, bak şu an nasıl rahatlatıyor. Ama ben sevdiğin için. Aşkla dokunuyorum. Ne yapacağım? Masajı sevmem lazım. Leyda, bütün stresim ayaklarımdan geliyormuş aşkım. Ama öyledir zaten. Ben bu içeriği çok sevdim. Ayaklarda belirli noktalar var. Çok fazla işe yarıyor. Neresi onlar? Refleksoloji. Bak mesela burası karaciğerim. Burası mesela bilmiyorum ama muhtemelen öyle. Gidelim oraya. Bu artamdaki istiyorsan getirteyim. Bizim komşumuzun oğlu reflektör. Burası bağırsak, mesela şurası kalp ama buralar beğenmeyin. Oralar önemli değil benim için. Siz en çok nerenizi kullanıyorsunuz? Benim burnum nefes almıyor bu aralar. Aa, burun bantlarımızı açın. 10 dakika olmadı ki. Ben biraz daha tutacağım. Ben biraz daha tutacağım. Riski atamam. Abi bu delikler ne? Burnumun delikleri mi? İkiden çok muymuş? Öyle iyi göstermeyeyim bunu. Burun nasıl pırıl pırıl değil mi? Evet, de kızarmış biraz. Ne? Hayır ya, gayet iyi her şey. Acıyacak mı? Hayır yok ya. Yok be, hiçbir şey olmuyor. Bak böyle bu. Tersten görünüyor böyle bir sürü, bak görüyor musun? Ben de tertemiz. Dokununca çok güzel oldu. Dokunun ama be, bak. Gidip yıkayın hadi burnunuzu. Badem sütü ister misin? Fırat Bey sizi şöyle alalım diyecektim ama girdiniz bile. Mikrofonunuzu... Niye? Su gelmesi içinden. Su gelmesi içinden mi? Duşa gir istersen Fırat. Hayır canım, ben kendimi yıkanacağım. Spa'ya gelmişim. Oğlum spada insanlar bizi yıkamıyor. Spada. Allah düşme ama. Dondur. Ceyda. Ne tarafa sakın çevirince sıcak? Bu tarafa. Ilık şu an Fırat. Bakayım. Ay. Değil mi? Ay. Dondum. Atılacağım işten senin yüzünden. Ay dondum. Oy. Heh, çabuk. Ay, kulağına su kaçırma. Bir sonraki videoda bana yapalım bir şeyler ha. Memnun musunuz? Dur kurulansın anlayacağım ama biraz neyi saçım çok incelmiş gibi hissediyorum. İncelmiş. Tamam aşkım, tamam, yoldun kendini ya. Şimdi bu arada bir hafta boyunca ayakları sıvıyoruz. İnşallah özel bir işiniz yoktu Fırat Bey. Ayak mankenliği falan gibi. Yok. Zaten olabileceğini düşünmemiştik. Buyurun efendim. Süreyya Hanım değişecek gelecek, tamam mı? Ne kadar değiştim, bu kadar mı fark eder? Bir dokun yalnız, saçlarım inceldi ya. Ya ince. İpek gibi oldu. Çok güzel olmuş. Silki diyordu zaten. Ne diyor? Silki. Evet. İpeksi dokunuş diyordu. Yalnız ayakların çok değişti. Ayaklarım bebek ayağı gibi oldu. Saçlarım yumuşacık ya. Saçlarını kestirme zamanın gelmiş. İstersen buranı kuaföre geç. Ben çok iyi oldu Ceyda. Sana bir el bakımı yapayım mı? Hayır. Evet, işteki başarılarım yüzünden ödüllendirildim. Hemen bir müşteri daha kazandım kendi kendime. Elinizi şuraya sokarsanız çok kısa, bir saniye falan sürecek. Sok.
parmaklarınızı. Vıcık vıcık bu. İstemiyorum. Önemli olan istemek değil. Önemli olan başarmak. Ne kadar kalacak bu? 5-10 dakika. 5 mi 10 mu? 5-10. Burada demek istediğim şey şurada, bakımınız yapılırken öyle bir ürün ki siz işinizi yapmaya devam edebilirsiniz. Bu şekilde. Bir deneyip lütfen izleyicilerimize paylaşabilir miyiz bunu? Böyle mikrop hastası insanlar var ya, onun kurulucu hali. Nasıl, rahat mı kullanımı? Çok. Evet, evet değil. Biraz masaj. Evet, yapalım. Biraz da masaj. Bu iyiymiş bak. Değil mi? El refleks olarak da tanıdığım var istersen. Nasıl yapılıyor makara? Makara mı? Makara dedi. Kurdu. Rahat değil mi? Çok, aşırı rahatım şu anda, öyle böyle değil. Benim mesai saatim bitti bu arada. Şimdi yemek yiyelim. Hadi. Yemeği bitirdikten sonra biz eve geçiyoruz. Köpekleri basmaya gidiyoruz. Bunlar kalıyor. Bir hafta sonra gelip alırız. Hayır. Ne zaman çıkacağız bu çocuğun elinden? Şimdi çıkar at. Bakalım nasıl oldu ellerim. Aloe vera tarlasına girmiş gibi eli. Ama var ya, bana dua edeceksin. Niye? Böyle genel. Yemin ederim penthouse'da oturuyor bu. Size diyor ya, şunu yerken kurguladım, bunu yerken kurguladım. Bu ev bunu. 4 tane daha var bu apartmanda. 4'ü de kira. Kira derken onları kiraya veriyor. Bir de Cancık, fiyatlar yükseldi diye %120 zam yapmış bütün kiracılara. %120 mi? Tabii. Ne oldu, senin kiracılar çıkmıyor değil mi? Tamam, önemli değil, halledersin. Görüyor musun? Kim onlar ya diyor. Geldik bakalım. Bizi utandırmadılar inşallah çocuklar. Saçlarımın aslan yelesi kıvamı. Bana ne yaptım bilmiyorum. Böyle bir Koreli de yok yani. Nasıl yok? Var böyle ya saçlar. Saçların uzamış, biçimsizlenmiş Fırat Bey. Of, şu nasıl? Hazır mıyız? Korkuyorum ben. Sen önden gir, bizim suratımız çek. Girip biraz surat yapalım. Havlıyor. Ha, girdiğim gibi yordum. O çok mu kötü? Bakayım. Yerdeki ne? Gözüm görmüyor zaten ya. Ne? Tam kameranın önüne işemiş ve sıçmışlar. Kamera is too hot. Kapanmış. Aga be. Bravo çocuklar, oh. Bravo. Anasını ağlatmışsınız ortalığı. Ay. Şimdi kameralar too hot olmuş. Hangisi çekti, hangisi çekmedi hiçbir fikrimiz yok. Göreceğiz. Bazıları çekmiş. Önemli olan, gel bakalım mutfaktaki çekmiş mi? Kim temizleyecek bu mutfağı? Bu hiç çekmemiş abi. Nasıl ya? Bir saat çekmiş. Ona bak. Bu hala kayıtta. Bu ne Ceyda? Ay, bu kadar gerçekten beklemiyordum. Hiç böyle bir manzarayla karşılaşmadım ben eve girdiğimde. Oraya sıçmış hocam. Oraya böyle hediye gibi bırakmış ya. Of. Evet arkadaşlar, biz şimdi görüntüleri izleyeceğiz. Görüntüleri izleyeceğiz ve başımıza neler geldiğini göreceğiz. Tamam, teşekkür ederiz. Tamam, teşekkür ederim. Sağ olun. Nasıl geçti gününüz? Ben spa'dan geliyordum ama... Önemli olan şey şu. İlk çöpü kim harekete geçti? Hediyeyi kim bıraktı? Yani bunların arasındaki Cancık kim? Bunu göreceğiz. Evet, siz gördünüz. Biz de göreceğiz. Hadi hayırlısı. Videoyu izlediğiniz için teşekkürler. Kendinize iyi bakın. Bir sonraki videoda görüşürüz. Hadi temizlik. Ben bundan bir tane daha alabilir miyim?